videonun başında herhangi bir aldatma ya da eksik yok. Almanya'ya gerçekten çok kolay ve hızlı bir şekilde geldim. Hatta o dönem koşullarımı gören birçok kişi şu yorumu yapmıştı. Sen bu rüyadan vazgeç, sana bu koşullarda vize çıkması imkansız. Ama ben çok hızlı ve kolay bir şekilde Almanya'ya geldim. Geliş sürecinde hiçbir problem yaşamadım. Vizem çok kolay çıktı. Ama asıl zorluğu Almanya topraklarına girdikten sonra yaşamaya başladım. Herkese merhaba. 2024 Kasım ayı itibariyle Almanya'daki 4. yılımı dolduracağım. Buraya nitelikli iş göçü yasasıyla geldim. İsminin bu kadar havalı olduğuna bakmayın. Gerçekten geliş koşullarım o kadar da iyi değildi. Fakat buna rağmen Almanya vizesi belki de en kolay ve en hızlı çıkanlardan birisi oldum. Peki bu nasıl oldu? Belki de pandemi döneminde yaptığım başvurunun da etkisi olabilir. Çünkü o dönem böyle bir yoğunluk yoktu. Seyahat kısıtlamaları falan vardı. Ama o dönemde şöyle bir zorluğu vardı. Hani herkes yerinde otururken, evden çıkması bile yasakken ben ülke değiştirmeye kalkışmıştım. Şimdi olay şöyle başladı. Ben o dönem Almanya'dan yayın yapan bir medya kuruluşuna mail attım. Aslında onlar bir ilan falan vermemişti. Ben sadece onlara mail attım ve dedim ki ben Almanya'da yaşamak, Almanya'da çalışmak istiyorum. Bana yeriniz var mı? O maili ertesi gün olumlu dönüş yapılınca işler çok hızlı ilerledi ve bana dediler ki biz daha önce böyle bir şey yapmadık. Hani Türkiye'den sözleşmeli bir personel almadık. Hatta burada bile çok sözleşmeli personel çalıştırmıyoruz. Bu ilk olacak. Sen araştırıp bakar mısın? Ben de işte konsolosluğun sitesidir, e-data'nın sitesidir. İşte çalışma vizesi için ne gerekiyor diye işte girdim, baktım. Ha şu belgeler gerekiyormuş. İşte klasik SGK dökümü, iş deneyimini gösteren belgeler, işte daha önce nerede çalıştığınız, ne iş yaptınız, bunları gösterebiliyor musunuz, kanıtlayabiliyor musunuz, bu tip şeyler, işte dil bilgisi filan gibi aslında çok böyle karmaşık olmayan basit bir belgeler yığınıydı. Bunları işte hemen toparladım ve dedim ki siz de bana bir tane sözleşme gönderin. İşin komik tarafı, iş yeri o kadar sözleşmeye yabancı, o kadar sözleşme hazırlamamış ki bana böyle son derece taslak, belki de internetten bulduğu böyle kopya yapıştır yöntemlerle hazırlanan bir sözleşme yollamış. Sözleşmedeki brüt maaşım 1605 euroydu. Bakın brüt maaş bu. Bir de o kesintilerle bir tane ele geçecek para iyice düşüyordu falan. Dolayısıyla hani o sözleşmeyi gören insanların tepkisi normaldi. Yani sana vize çıkmaz, sana nitelikli vize çıkmaz. Çünkü bu Almanya'da asgari ücretin bile altında bir para yani. Sana vize nasıl çıkacak ki? Yani mantıklı değil. Bu maddi koşullarda asla vize alamazsın gibi yorumlar yapmışlardı. Kısmen haklılardı çünkü daha önce böyle bir şey olmamıştı. Fakat ben belgeleri topladım. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey ekstra göstermedik. Fazladan göstermedik. Ben bu belgelerle başvurumu yaptım. Hani vize çıkarsa giderim. Çıkmazsa da kalırım. Öyle zaten çok planladığım da bir şey değildi. Bir gece attığım bir mailin sonucu bu noktaya gelmiştik. Yani şunu demek istiyorum. Öyle yıllarca plan yaptım. İşte hayal kurdum. Bu işi tasarladım falan yok. Bir gecelik bir olaydan bahsediyoruz. Kesinlikle daha önceden planlamamıştım ben bunları. Neyse sonuçta bana vize çıktı. Ve vize şöyle kısa bir tarihte çıktı. Ben bir mail atmıştım ya. O mailden 2 ay sonra ben Almanya'daydım. Yani o kadar hızlı çıktı vize. Ve sonuçta ben Almanya'ya geldim. Fakat şunu da söyleyeyim bu arada. Geldiğim firma Türk firması olduğu için Almanca çalışmıyorlardı. Zaten Türkiye ve Almanya'daki Türklere yönelik işler yapıyorlardı. Dolayısıyla şirkette Almanca hiç kullanılmıyordu. Benim de Almanca bilme zorunluluğum olmadığına dair ekstra bir sözleşmenin yanına yazı koydular. Yani bu elemanın Almanca bilmesine gerek yok. Biz onu şu şartlarda alıyoruz gibisinden. Ben öylelikle işe başladım. Ha bir de şunu belirteyim. Sözleşmedeki çalışma saatim de 28 saatti. Şimdi ben de şöyle düşünüyordum. Evet Almancam yok ama 28 saat ortalamaya vurursak işte haftada 4 gün çalışmaya tekabül ediyor. Kalan 3 günde de ben işte kursa giderim, bir şeyler yaparım, Almanca öğrenecek vaktim olur falan filan gibi pembe hayaller kuruyordum. Fakat işler hiç de öyle yürümedi. O 28 saat sadece sözleşme için yazılmış bir saatti. Ben geldiğimde bana açıklama yapıldı. Sen gerçekte 48 saat çalışacaksın. Evet sözleşmedeki yazan parayı alacaksın ama onu 28 saat karşılığı değil 48 saat karşılığı çalışarak alacaksın. Şimdi ilk engel bu oldu. İkinci bir engel Almanya'da gerçekten ev bulmak ve yerleşmek konusunda yaşadım. Hani burada o kadar kolay ev bulunamıyor. Bulunsa bile ev sahipleri sizi kolay kolay beğenmiyor. Beğense bile maddi koşullarınıza bakıyor. Kafası yatmazsa o noktada da size ev vermekten vazgeçmiş olabiliyor. Ki ben bu üç konuda da çok dezavantajlıydım. Hem maddi gelirim düşüktü hem Almanya'da daha önce yaşamadığım için önceki bir ev sahipten bir referans alma gibi bir durumum yoktu. Dolayısıyla insanlar beni bilmiyordu. Hani hırlı mı hırsız mı güvenilir mi parasını zamanında yatır mı? Çünkü hani bir eve girdikten sonra kiracıyı çıkarmak gerçekten zor burada da. Üstelik en zoru zaten uygun ev bulmak, boş ev bulmak. Şimdi uygun ev de şu. Benim bir zorluğum da şuydu. Eşim Türkiye'de kaldı. Ben bu koşullarda bir de eşimi yitirmek durumundayım. Yani aile birleşimi yapacaktım. Şimdi aile birleşimi için de öyle herhangi bir evi tutamıyorsunuz. İşte belli bir metrekarenin üstünde olacak. Zaten gelirimiz belli bir gelirin üstünde olmak zorunda. Ki o gelirden dolayı gol yedik. Ama daha birçok gol yedim yani. Bunlar sadece başlangıçtı. Fakat şunu söyleyeyim. Bu yediğim gollerin en büyük nedeni Almancaydı. Almanca bilmemekti. Almanca bilmeden Almanya'ya gelme kararı
almaktı. Bunu tabii o gün bilmiyordum. Bunu yaşadıklarımdan sonra gördüm. Çünkü şöyle bir şey oldu. Almanca bilmeden evet geldim. Çok kolay geldim Almanya ama abi gelmek yetmiyormuş. Çünkü Almanca bilmediğim için mesela sektörümdeki ortalama maaşın 1/4 bir maaşla ben çalıştım. Ve sektörüme göre 2 kat fazla çalışarak bu maaşı aldım. Yani bu işi Almanca yapan insanlar benden hem 4 kat daha fazla para kazanıyordu hem de 2 kat daha az çalışıyordu. Bu çok büyük bir goldü. Bu çok büyük bir farktı. Bu çok büyük bir dezavantajdı. Yani inanılmaz bir şey yani. Ve bu durum şuna da yol açıyordu. Ev bulmamı güçleştiriyordu. Bulsam tutamıyordum evi. Çünkü diyordu ki insanlar ya senin maaşın çok düşük, bu parayı nasıl ödeyeceksin? Diyelim evi bulduk ki hani en sonunda güç bela bir ev buldum. Ama bu sefer de şöyle bir sıkıntı yaşadım. Yani benim tutacağım evlerin kirasının belli bir ortalaması var. O evi tuttum. Okey ama maaşım düşük olduğu için geriye öyle bir az para kalıyordu ki eşimi getirecek bir para değildi bu. Şimdi haftanın 48 saat çalışınca ek iş de yapamıyorsun. Vakit yok. Yapsan harap olacaksın. Bir de şöyle bir şey var. Nitelikli iş göçü yasasına geldiğin için o yasada belli bir kısıtlamalar da var. Hani ya sen zaten nitelikli iş yapmaya gelmişsin. Hani yaptığın iş seni geçindirmiyorsa orada bir şüphe duyuluyor zaten senden. Yani yaptığın işin seni çok rahatlıkla geçindirebilmesi ve bu durumda eşinle de çok rahat aile bileşimi yapabilmeni sağlaması lazım. Şimdi ek iş yapacak zaman yok. Zaman olsa bile ya en kötü iş için bile Almanca lazım. En kötü ek iş için bile Almanca lazım. Almanca bilmeden yapabileceğiniz işlerde açıkçası bulaşık işleri, temizlik işleri gibi işler. Ya o işleri bulmak da kolay değil açıkçası. Bulsan bile hani paranı alamıyorsun. Yani çok sıkıntılı bir durum yani anlayacağınız. Böyle enteresan bir saçmalık durum. Bir de şöyle bir şey var yani yine aynı şey gibi. Titrimden dolayı yani diyelim ben aile bileşimi kararını verecek memur önüne şöyle gittim. Yani benim nitelikli bir işim var ama oradan para yetmediği için bir yandan da bulaşıkçılık yapıyorum. Yani gelirim öyle. Adam diyecek ki abi sen nitelikli bir iş yapıyorsun. Hani oradan zaten yeterli parayı kazanamıyorsan yani o iş nitelikli değildir bir. O iş nitelikli olsaydı sen niye bulaşıkçılık yapıyorsun? Bulaşıkçılık işi güvenilir değil ki. Güvenilir gelir değil ki eşin geldikten sonra bırakabilirsin gibi 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 sorunlara yol açıyor. Yani neyse uzatmayayım. Biz bir şekilde aile bileşimini yaptık ama şöyle oldu. Bir vizemiz reddedildi. İkinci seferde yaptık ama toplamda yaklaşık 2 yılımızı aldı bu durum. Yani benim işte oturtmam, gelir seviyesini düzeltmem, o gelir seviyesine memurun inanması, güvenilir bulması. Çünkü ilk seferinde inandırıcı bulmamıştı. Hani çünkü açık açık şunu yazmıştı, söylemişti kararında. Evet tamam şu an sen gelir olarak bunu tutturuyorsun ama hani eşin geldikten bir ay sonra bu işi yapacağın ne malum? Hani nasıl güvenebilirim ki? Güvenilir bir gelir kaynağı göstermen lazım gibi bir şey söylemişti. Neyse bunları atlattık. Eşim geldi. Tam rahatlayacağız derken eşim buraya geldikten sonra firma ekonomik gerekçelerle kapanma kararı aldı. Ve eşim geldikten yaklaşık 3 ay sonra ben işsiz kaldım. Şimdi eşim de Almanca bilmiyor, ben de Almanca bilmiyorum. Söylediğim koşullar nedeniyle Almanca öğrenecek vaktim, enerjim, hiçbir şeyim olmadı. Zaten konsantrasyonum aile bileşimi yapmak üzerineydi. İşte sürekli nereden para kazanırım, nasıl yaparım? Yani haftanın 48 saati işe gidiyorsunuz. Yani kalan azıcık vakitte bunları ayarlamaya çalışıyorsun falan derken Almanca yalan oldu. Eşim de Türkiye'den geldi. O kendi kendine çalıştı, kursa gitmedi ama onun Almancası hani benden iyi olsa da bir iş bulacak kadar iyi değildi. Ama biraz vardı. Ha bizim bir avantajımız şu, gündelik hayatı İngilizce olarak sürdürebiliyorduk. Eşimle ben de yani İngilizce konusunda biraz rahattık. Velhasıl eşim geldiğinde biz Almanca serüvenine gerçekten tam böyle sıfırı tüketerek başlamıştık. Yani tam anlamıyla sıfırdık yani. Evet eksi değildik ama sıfırdık. Ya sıfır olmak problem değil ama sıfırdan çıkmak çok büyük bir problemdi. Çünkü gerçekten iş bulamıyorsun yani. Bir yere gittiğinde ya senin Almanca yok. Hani Almanca bilmiyorsun, iletişim kuramıyorsun. İngilizceyle seni istemiyor. Yapacağın işler nitelikli değil. Nitelikli olmayınca benim vize koşullarını kapsamıyor. Vizemin iptal edilme riski var falan filan derken biz gerçekten büyük sıkıntılar yaşadık. Yani ben onları şimdi tek tek anlatıp videoyu uzatıp canınızı sıkmak istiyorum. Çünkü videonun ana konusu şu aslında. Bütün bunların hepsi Almanca bilmeden Almanya'ya gelmeyi kabul etmekle başladı. Ve Almanca bilmediğim için sudan çıkmış balık gibi böyle hiçbir şekilde ne yapacağını bilmez. Hak hukuk bilmez. Okuduğunu anlamaz. Birinin bir şey söylese, bir fikir verse onu yapamayacak durumda. Böyle cahil cühela etrafta kaldım yani açıkçası. Yani Türkiye'deyken şöyle bir kafadaydım. Hani hiç yalan yok. Bu Almanya fırsatı çıktığında hani o şirketten bana olumlu yanıt geldiğinde ve sözleşmedeki hani o maddi koşullara baktığımda hani şunu düşünmüştüm. Ya tamam ben işte haftanın 4 günü giderim, 3 gün işte ek iş yaparım, dilimi öğrenirim. Hani vakit var. Bir şekilde ben bunları hallederim, toparlarım diyordum. Bir de şunu düşünüyordum. Ya ne olacak ki işte gideyim de gerisini orada hallederim. Ama işte yanıldığım en büyük nokta oldu. Yani geldiğimde o problemle hiçbirini halledemedim. Yani asıl problem buymuş. Bu düşünce tarzıymış. Dolayısıyla buraya gelmek isteyenlerin
kesinlikle Almanca bilmesi lazım. Yani mesleğini, özellikle mesleğini yapabilmesi için Almanca bilmesi lazım. Yani Almanya sınırından bir şekilde geçiyorsunuz. Hani kaçak geçiyorsunuz, danışmanlara para ödüyor. Belki iş buluyorsunuz. Benim gibi Türk firmalarında düşük ücretlere iş buluyorsunuz. Geliyorsunuz, çalışıyorsunuz. Ama bu şekilde güçlükler yaşıyorsunuz. Hani hem sömürülüyorsunuz, hem hakkınızı savunamıyorsunuz, hem ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ve hem de burada gerçekten güzel bir hayat yaşayamıyorsunuz. Hani buraya gelme nedeniniz ne? Güzel bir hayat yaşamak. Ama onu yaşayamıyorsunuz bu şekilde olduğu için. Ha, bizim için işler ne zaman düzelmeye başladı? Ben 2,5 yıl resmi olarak sözleşme olarak çalıştığım için orada çok büyük bir avantajım oluştu. İşsizlik maaşına başvurdum. İşsizlik maaşı bağlandı ve o anda hani işsizlik kurumu dedi ki hani senin burada çalışmak gerçekten imkansız. Biz seni Almanca kursuna yollayalım. Benim için biraz işler orada döndü. İkinci olarak da eşime Almanca gereken ama çok Almanca gerekmeyen ilk başlangıçta İngilizcesiyle idare edebileceği bir iş bulduk. Ve o da gayet sözleşmeli, dünyaca tanınan bir sosyal yardım kurumunda bulduğumuz bir işti. O da çok güzel bir referanstı. İşte ben bir yandan Almanca öğrenmeye başladım ve hala devam ediyorum. Eşim işte o işte çalışmaya devam ediyor. Şimdilik koşullarımız bu. Yani yine maddi anlamda bir Almanla kıyaslayamayız kendimizi. Ya da buraya nitelikli iş göçüyle gelen, Almanca bilen, kendi mesleğini icra eden bir Türk göçmenle kesinlikle kıyaslanamaz bir durumdayız, vaziyetteyiz. Ama bunları yavaş yavaş halledeceğiz. Yani en azından bir yola girdik. Ama bu yola girmemiz o kadar zahmetli, o kadar yıpratıcı oldu ki ve çok uzun zaman aldı. Yani bunun için 3 yılımız gitti. Hatta 3 yılımız gitti ama ben hala kurs sürecindeyim. Almanca öğreniyorum. Almanca öğreneceğim. Almanca bitecek. Bir de iş arama, iş bulma sürecim olacak yani. Bu süreç devam edecek. Ve ne kadar devam edeceğini henüz bilmiyoruz. İşte eşim orada çalışmaya devam ediyor. Ama eşim de iş programından dolayı düzenli bir kursa gidemiyor. Onun da henüz Almanca öğrenme dönemi başlamadı. Yani bizim için süreç hala bitmedi. Bu zorluklarla uğraşmaya hala devam ediyoruz. Peki ben bu zorlukları niye anlattım? Niye üstüne basa basa Almanca dedim? Almanca dememin sebebi çok açık. Burada insani koşullarda yaşamanın tek şartı Almanca bilmek. Almanca bilerek gelmek ve Türkiye'de yaptığınız işi buraya taşımak. Yani işte ben oraya gideyim, işte inşaatta çalışayım, pastanede garsonluk yapayım, fırına gireyim, dönerciye gireyim, bulaşık yıkayayım, temizlik yapayım. Bu şekilde yaşarsanız çok çok kötü bir deneyim olur yani sizin için. Yani Türkiye'deki hayatınızı özlersiniz ki bu şekilde gelip gerçekten geri dönen çok insan var. Özellikle Türk firmaları tarafından getirilip yine böyle Türk şirketlerinde vasıfsız işlerde çalışıp koşullara dayanamayıp çok sayıda geri dönen insan var ki gelmek için de epey para harcamış insanlar bunlar. Dolayısıyla Almanca bilmek gerçekten çok önemli. Bunu laf olsun diye söylemiyorum ve bu konuda sizin için çok önemli bir bilgi vermek istiyorum. Almanca konusunda sizin sorununuzu çözecek bir bilgi paylaşmak istiyorum. Almanya'dan birkaç ay önce Kadir Öztürk isminde birisiyle tanıştım. Kendisi bana bir mail attı. Böyle böyle ben içeriklerinizi izliyorum. İşte sizinle bir şey yapabilir miyiz, tanışabilir miyiz gibi bir maildi. Sonra işte biraz konuştuk, telefonlaştık falan derken biz bir röportaj yaptık. Bu röportaj ilgi çekti. Sonra o röportajla ben işte Kadir'in hem Almanca hocası olduğunu hem de integrasyon uzmanı olduğunu öğrendim. Şimdi nedir bunlar? Kadir burada neredeyse 20 senedir Almanya'nın devlet kurumlarında, çeşitli kurslarda hem hocalık yapıyor hem de dil sertifikaları sınavı var ya bu işte A1, B1, C2 neyse bütün seviyelerde bu sınavlara giriyor. Yani hem ders veriyor hem de sınavlarda hocalık yapıyor. Bunun yanı sıra benim gibi insanların nasıl acılar, nasıl sıkıntılar çektiğini gördüğü için integrasyon kursuna da başlamış. İntegrasyon yani şöyle uyum süreci diyebiliriz. Hani mesela ben şimdi geldim bayağı bir sorun yaşadım ya. O sorunları azaltmanın bir yolu ve bunun içinde nitelikli iş edindirme kısmı da var. Yani sizin orada yaptığınız meslek neyse, mühendislikse mühendis, doktorsa doktorluk, hemşirelikse hemşirelik, fotoğrafçıysa fotoğrafçılık. Yani aklınıza gelecek belki aşçıysa aşçı ama hani nitelikli işler böyle dandik, kayıtsız, kuyutsuz değil. Ve Alman firmalarında özellikle bunu belirteyim Alman firmalarında bunu yapmanızı sağlıyor. Hani kurumsal, kurallara uyan, dürüst maaş veren, dürüst çalışma koşulları sunan iş yerleriyle sizi irtibatlandırıyor ve oralardan size iş buluyor. Şimdi Kadir Öztürk bunları yapıyor ama o da bu süreçte fark etmiş ki hani biz biraz tez canlıyız ve işlerin bir an önce olup bitmesini istiyoruz. Kolay yoldan bir şeyler elde etmek istiyoruz. O kolay yolda şu, herkes bir şekilde Almanca bilmeden buraya gelmek istiyor. Hani hem Almanca bilmek istemiyor, hem kendi işini yapmak istiyor, hem de iyi para kazanmak istiyor. Şimdi bu mümkün değil arkadaşlar. Bu mümkün olmadığı için de Kadir bir formül buluyor. Ben bunu nasıl yaparım? Hani insanlardaki bu Almanca korkusunu nasıl atarım?
insanlara hızlı ve etkili bir şekilde, onlara kısa sürede iş bulduracak seviyede Almancayı nasıl öğretmeye kafa yoruyor? Hem 20 yıllık tecrübesini, hem Türk olmasından dolayı bizim mantalitemizi tanıması ve hem de neye ihtiyacımız olduğunu çok iyi bilmesi nedeniyle bir formül çıkarıyor ortaya ve Almanca dersleri vermeye başlıyor. Kadir'in Almanca eğitmenliği üzerine bu kanalda bir video yayınladım. O videoyu aşağıda açıklamalar kısmında bulabilir ve tekrar izleyebilirsiniz. Orada nasıl bir yöntemi olduğunu Kadir Öztürk anlatıyor. Ama ben size işin en can alıcı noktasını söyleyeyim. Kadir Öztürk sizi sıfırdan alıyor ve 3 ay içerisinde Almanca mülakata girecek seviyeye getiriyor. Ve bunun somut sonuçlarını görüyorum. Hatta geçen de şöyle enteresan bir şey yaşadık. Bakın bunu çok samimi söylüyorum. Ben işte B1 sertifikası aldım. Sonra işte Kadir'in böyle işte A1 seviyesinde olan öğrencilerinin durumlarına baktım işte. Şimdi Almanca sınavlarında, Almanca sertifika sınavlarına mektup yazma ya da mail yazma gibi bir bölüm vardır. Bunu işte A1, A2, C1 hangi sınava girerseniz girin farklı şekillerde yaptırırlar. Ben de geçenlerde B1 sertifikası almıştım ve aynı şekilde bu mektup ya da maili sınavda yazdım. Fakat sonra Kadir'in A1 seviyesinde verdiği derslerde bile yazılan mektupların benim o sertifika sınavında yazdığım mektupla aynı seviyede olduğunu gördüm. Ve hani çok şaşırdım. Gerçekten bu beni etkiledi. Ve bunu gördükten sonra da aslında Kadir'in yaptığı işe olan saygım ve güvenim arttı. Çünkü öncesinde ben de inanamıyordum. Yani bir insan nasıl 3 ayda o seviyeye gelebilir ki falan diyorum. İşte biz o kadar uğraştık, kurslara gittik, dersler aldık falan filan. Ama işte Kadir işin püf noktasını bildiği için o çok hızlı ve etkili bir şekilde bunu öğretmeyi başarıyor. Fakat burada tabii iş biraz da karşılıklı. Yani o programa uymak da gerekiyor. Sadece hani dersler değil, ders dışında da birçok şeyler yapmanız koşuluyla bu oluyor, bu gerçekleşiyor. Bunu da belirteyim. Yani öyle bir hap yok. Hani işte Kadir anlatıyor ve bu damarlarınıza zerk oluyor gibi bir şey değil. Hani sizin çabalarınız sonucu bu 3 aylık bir süreçte tamamlanıyor. Ama gerçekten tamamlanıyor. Ve siz sonuçta Almanca ile ilgili problemlerinizi çözmüş oluyorsunuz. Yani bu demek değil ki ana diliniz gibi şakır şakır Almanca konuşacaksınız. Hayır. Ama Almanya'da iş bulabilecek seviyeye geliyorsunuz ki bu çok önemli bir şey. Ya bence burada hayata başlayacak birisi için zaten en hayati şey de bu. En gerekli, en aciliyet gerektiren şey bu yani. Bunu bilseniz, yani iş bulacak kadar Almanca bilseniz çok da iyi. Zaten sonrasını siz kendiniz üstüne koyarsınız. Zaten hayatın içinde bunu tatbik edecekle geliştirirsiniz. Şimdi Almanca kısmı cepte. Almancayı cebe attık. Kadir'in bir artısı da nitelikli iş bulma konusunda yardımcı olmak. Ama gerçekten yardımcı olmak. Hani size Almanya'da hangi CV'ler geçerli? Hangi tarz CV hazırlamalısınız? Hangi ifadeler yer almalı? Almanya'da CV'nin yanında bir de her iş yerine vermeniz gereken başvuru mektubu vardır. Ondaki ifadeler çok kritiktir. Onu nasıl yazarsınız? İşte mülakata girdiniz. Nasıl bir tavır takınmalısınız? Ne giymelisiniz? Hangi şirkete göre nasıl hareket etmelisiniz? Bunları anlattığı, detaylara yer verdiği bir yardımcılıktan bahsediyorum. Yani öyle işte kuru kuruya, burada ne yaptığı belli olmayan ya da işte güven vermeyen Türk firmalarını değil de gerçekten kurumsal Alman firmalarla sizi iletişime geçiriyor. Ve bu da bizim için gerçekten çok büyük bir artı. Özellikle Almanca bilmeden bu yola çıkacaklar için çok büyük bir artı. Çünkü bu şunu sağlıyor. Türkiye'deki işinizin birebir aynısını burada çok daha iyi bir firmada, çok daha iyi koşullarda yapma şansınızı sağlıyor. Yani Kadir bunları yaptığını gösterecek, ona olan güvenim de arttı benim. Üstüne üstlük bir de Kadir bunları gerçekten hani para kazanmak, zengin olmak, lüks bir hayat yaşamak, altına lüks arabalar çekmek, insanlar burada sömürülürken o Maldivler'de keyif yapmak için yapmıyor. Gerçekten yardım etmek için yapıyor. Yani bunu da gördüm. Ve sordum hani senin amacın ne? O da diyor ki abi biliyorsun bir sürü göç yasası çıktı. Almanya'ya gelmek kolaylaştırıldı. Ama bu sadece Türkiye için değil. Bu dünya çapında kolaylaştırıldı ve biz dünyayla rekabet halindeyiz. Yani Meksikalıyla da, Hindistanlıyla da, oradaki mühendislerle, oradaki doktorlarla rekabet halindeyiz ve bizim en büyük eksikliğimiz Almanca konusunda. Ben önce bu eksikliği kapatıyorum ve sonra da Alman firmalarında nasıl iş bulunur, nasıl işe girilir, Almanya sektörünü onlara hazırlıyorum diye anlattı kısaca bunu ve gerçekten ben burada da hak verdim. Yani Kadir'in insanları kandırmaması, dürüst olması, sözünün arkasında olması, yaptığı işi iyi yapması ve kesinlikle bunu sadece para kazanmak için yapmaması beni çok etkiledi. Ve biz de işte konuşmalarımız sadece hani ne yaparız, ortak bir şey yapalım mı falan filan diye düşünürken hani ben nasıl bir katkı sunarım sana derken mesela şu an yaptığım gibi bir katkı yapabileceğim aklıma geldi. Ve ben de birazcık bu videoyu Kadir'i duyurmak, neden yola sağlam çıkmak, yola sağlam başlamanın ne gibi artıları var? Hani bunu biraz anlatmak, bunun altını çizmek için yaptım. Yani ilerleyen dönemde yine Kadir'e destek amaçlı bu şekilde içerikler yapacağım. Ama tabii ki hani kanalım yine yürüyecek. İşte kanalımda çeşitli videolar olacak. Kendi deneyimlerimi anlatacağım. Ama arada bir de Kadir tam olarak ne yapıyor? Bunu nasıl sağlıyor? Kadir'e nasıl ulaşırız? Gibi videolar da öğreteceğim. Ve hani aslında şunu yapmak istiyorum. Kadir diye bir iyi insan var. Güvenilir bir insan var. Ben de bugüne kadar çok şeffaf bir şekilde yaşadıklarımı anlattım. Gördüklerimi, geçirdiklerimi anlattım. Bu videonun başında olduğu gibi. Ya ikimizin böyle bir araya gelmesini de istedim açıkçası. Bunu güzel, olumlu da buldum. Yani insanların kötü niyetli insanlarla karşılaşması
olmasını engellemek adına, azaltmak adına benim de ufak bir katkım olsun istedim açıkçası. Çünkü bugüne kadar sadece video üretiyordum. Kadir sayesinde belki ben de bu işin altına biraz elimi sokmaya başlayacağım. Yani işte bu ilk etapta Kadir'e destek amaçlı olacak. Ama sonrasında nereye gidecek? Kadir'e kaç insan ulaşacak? Nasıl geri dönüşler alacak? Onu bilmiyorum ama şöyle bir şey olursa işte Kadir'e insanlarla ulaşacak, ondan memnun kalacak. İnsanlar Almanca öğrenmeye başlayacak, iş bulmaya başlayacak, mutluluklarını, memnuniyetlerini paylaşacaklar. Sonra bu iş yayılacak, duyulacak, büyüyecek. Ha o noktada belki sadece video çekmekle değil, başka konularda katkı verebilirim, başka konularda destek olabiliriz. Ama bu videoyla şunu duyurmak istedim. Ben Kadir Öztürk'e bu konularda yardım edeceğim. Onun yaptığı şeylerin duyulması adına elimden geleni yapacağım. Ve sizlerin de böyle dürüst çalışan, sözünün eri bir insana ulaşması yolunda böyle bir yol açmış olacağım. Ya yani benim de tek amacım bu. Dolayısıyla bu videoda hem biraz yaşadıklarımdan hem çektiğim zorluklardan ve bu çektiğim zorlukların nedeninden, en büyük nedeninden bahsedip bu zorlukları siz nasıl yaşamazsınız? Bu zorlukları siz nasıl çözersiniz? Bu zorlukları kimle çözersiniz? Kim bu konuda size ilaç olur? Bunları biraz anlatmak, bunu konuşmak istedim. Başka videolarda, başka konularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.